uzun yıllar mesela bütün şarkılar aklımdan kaçardı. Ama 65 yılında oynadığı My Fair Lady'nin şarkıları aklımda kalırdı. Ben çünkü çabuk unuturum. Buna da üzülürdüm eskiden, biliyor musun? Ben bir doktora sordum bunu. Dedi ki çok akıllıca bir şey yapıyorsunuz. Fazla bilgiyi kafanızda tutmuyorsunuz. Atıyorsunuz. Temizliyorsunuz. Yani süngeri temizliyorsun. Yeni mal gelsin. Yeni data girsin beynine diye. Ne diyordum? Ha? Unuttunuz hemen zaten. Daha sonra Amerika'dan burs zannediyorum bir talebiniz olmuş. Burs olmamış. İngilizce oynamayı anlatıyorum. Evet. Turkish Clogs diye Necati Cumalı'nın nalınlarını oynadık ve kimle oynadım? Yıldız Kenter'le. Yıldız Kenter. Göksel Kortay, Haldun Dormen. Siz As geleneğinden geliyorsunuz, Ankara Sanat Tiyatrosu aynı zamanda. Ankara Sanat'ta Durdurun Dünya İncek Var sevgili Genco Erkal'la birlikte oynadım. Hem de en acemi dönemim, ilk başladığım yıllar. Cahil cesareti herhalde, yani o devirde o kadar çabuk başrole soyunup 5 ayrı kadın tiplemesi ve müzikal oynuyorum. Tek piyano. O devirlerde mikrofon falan yok. Nasıl oynamışız o müzikalleri ya? İnanılır gibi değil. Şimdi Devekuşu Kabare. Devekuşu Kabare çok sonra tabii. 86 yılı, 80 yılı Hisseli Harikalar. Harikalar Kumpanyası, Dormen Tiyatrosu. Dormen Tiyatrosu. Sonra Metin Bey'le tanışmanız Dormen Tiyatrosu'nda. Tabii ki Dormen Tiyatrosu'nda. Orada olmuş. Cengiz Hanım Bisikleti adlı oyuna beni Gül Hanım rolüyle Haldun transfer etti diyelim. Metin de kulise gelip kapıyı açıp hayırlı uğurlu olsun tiyatro yaşamın, başarılar diliyorum demişti. İlk orada şöyle bir gördüm. Alıcı gözüyle baktım. Sonra Aşk adlı piyeste birlikte oynadık. Sonra mı Aşk oldu? Aşk piyesinde Aşk oldu. Paramparça piyesinde de evlendik. Yani hep piyeslerle hayat hikayesi devam ediyor. Şeytanın oyununda gene birlikte oynuyorduk. Murat'a hamileydim. 6 aya kadar oynadım. Sonra bir gün Haldun geldi, dedi ki Nevra artık belli oluyor karnın. Biraz şiştin, istersen oyunu bırak dedi. Çünkü genç kız oynuyordum. Sekreter genç kız oynuyordum. Metin'e aşık kızı oynuyordum. Ama babasına aşıktım. Babası yaşlı. Ben sekreteriyim. Sonra oğlu geliyor. Oğlunu da Metin oynuyordu. Ama sonunda o yakışıklı genç oğluna değil de yaşlı babaya dönüyordum. Sizin de yaptığım röportajda çok güzel bir şey söylemiştiniz ikiniz birlikte. Şöyle bir şey söylemiştiniz. Bizim kavgalarımızın üstüne hiç güneş doğmadı. Evet. Hep o gece biz barıştık. Bu çok anlamlı. Yani zaten barışmak diye bir şey söz konusu değil de hani itişirsin, kakışırsın, laf geçirirsin birbirine de hiçbir zaman kavgalı yatmadık diyelim. Küs değil de kavgalı yatmadık. Bir şekilde bir yönünü, bir yöntemini bulurduk, barışırdık. Öyle yatardık. O da galiba İsmet İnönü'nün bir lafıymış. Kendi evliliğinin uzun yıllarını anlatırken anlatmış. Metin oradan kopya çekmiş. Yani hiçbir zaman güneşi doğurmayalım evliliğimizin üstüne. Sizin uçuş korkunuz olduğu için sizi epey bir Londra'ya arabayla götürmüş zannediyorum. Hala uçmuyor musunuz? Hayır. Hala uçuş korkunuz var. Bir kez uçmuşsunuz zannediyorum Rauf Denktaş'la beraber. Onu anlatır mısınız? Bir kere Rauf Denktaş'la mecburen Çılgın Sonbahar adlı oyunu oynuyordum. Hiçbir şansımız yoktu başka türlü gitmeye. Gencay Gürün'ün yanında oturuyordum. Gencay dedi ki sen hiç merak etme, ben seni uçuracağım dedi. Metin zaten demiş ki Gencay bunu benim yanıma oturtma, şimdi bu krize girer. O Rauf Denktaş'la birlikte biraz önde oturuyordu. Ben o kadar kötüymüşüm ki Rauf Bey dönüp dönüp benim fotoğraflarımı çekiyormuş. Sonra sergisinde kullandı bu fotoğrafları. Ben görünce şaşırdım. Nasıl bir surat ifadesi? Yani şimdi istesem o suratı size taklidini bile yapamam. Öyle bir panik ve korku var yüzümde. Ve fotoğraf sergisinin başlığı da uçuş korkusuymuş olabilir galiba. Yani ben onu bakacağım, hatırlamıyorum başlığı var mı ama korkunç bir resimdi ve düşün ki ne kadar gençtim o yıllarda yani. Ona rağmen acayip bir yüz ifadesi vardı. Nasıl yapabiliyorsunuz Metin Serezli siz bir hayatı? Herkes nasıl yapıyorsa öyle yapıyorum. Kendimi işime veriyorum, torunlarıma veriyorum. Oyalayacak şeyler buluyorum, tiyatrolara gidiyorum. Aslında hep varmış gibi de davranıyorum. O biraz ruhsal bir bozukluk ifadesi olabilir belki ama arada konuşurum. Yani şey yaparım, onun sanki varlığı varmış gibi evin içinde de davranışlarım oluyor. Size epey bir eleştirilmiş, yani iyi yönde tabii, oyunlarınızla ilgili tabii olarak. Bugün eğer yaşasaydı ve Ağaçlar Ayakta Ölürüz'ü izleseydi ne söylerdi size? Bence çok başarılı bir iş yapmışsın, çok iyi derdi. Ama provalar sırasında ben ona eve gelip danıştığım zaman bir iki not kesinlikle vermiştir muhakkak. Öyle verirdi mi? Yani. Kesin verirdi. Vallahi çok katkı olmuş. Nasıl eleyeceğimi bilemiyorum. Peki, Fügen Pekindağ verelim. Bize eğer adresinizi yazarsanız, eğer İstanbul'daysanız başka yerlerde oynayacak çok mısınız? Çok yerde var ama şimdi çok uzun bir tiyatro turne programımız. İlk gideceğiniz yer? Biz salı günü Eskişehir'deyiz. Sonra Ankara var, gene Ankara var, Konya var. Harika. Dönüyoruz. Sonra tekrar İzmir'den başlayarak turneye çıkıyoruz. 15-16 Şubat İzmir olduğunu biliyorum. Sonra işte o civarlardan devam ediyoruz. Galiba Bodrum bile var. Memleketim Bodrum'a gidiyoruz. Evet. Diyorsunuz ki oyunda insan mutlu olmak için bazen yalan söyler. Evet, evet. Hiç... O lafı çok seviyorum. Evet. Çok inanıyorum. Çünkü bazen yalan söyler insan. En güzel yalanı da kendine söylersin tabii. Mutlu olabilmek için. Mutlu olabilmek için, bazı gerçeklerden kaçmak için, aynaya baktığın zaman söyleyebilirsin kendine yalanları, negatif ve pozitif yönde. Siz yaşsız bir kadınsınız, önemli ya olan. Yaşa şimdi gerçekten, evet. Yani ister inansın insanlar, ister inanmasın. Gerçekten takmıyorum, tek bir şeye takıyorum. Sağlıklı bir yaşamım olsun ki hayatın tadını çıkarabileyim. Çünkü ne kadar genç olursanız olun, sağlığınız yerinde değilse zaten hayatın keyfini çıkaramayacaksınız. Onun için hani yaşlılıkta hastalanmak, başkasına muhtaç olup yaşamak, bu tip şeyler beni korkutuyor. Asıl korkularım onlar. Yani hep dimdik ayakta durabileyim, kimseye muhtaç olmayayım, kendi paramı kendim kazanayım, kendim harcayayım, kimseye hesap vermeyeyim. Verilecek hesabım da olmasın, seyahat edebileyim. Yani bütün bunlar çok da mantıklı ve küçük istekler. Bunlarla ben zaten mutlu olurum. Kırılma noktalarınız neler? Nevra Serezli'yi Nevra Serezli yapan, bu oyunda mesela çok başka bir Nevra Serezli gördük. Çünkü alışık değilsiniz böyle görmeye de, ondan hep neşeli, keyifli, tatlı böyle bir kadın havasındayken birdenbire o ağırlığı, yükü hisseden, içi dolmuş, içi acıyan bir kadın. Çok çok iyi anlıyorum kadını. Yani kadını okuduğum ilk günden itibaren anladım ve çözdüm.